Adana milletvekillerine açık çağrımdır. Adanamızın kıymetli milletvekilleri. Ben emekli bir öğretmenim. Sayın Beyli doğumluyum. Sayın Beyli ilçesini memleket bilenlerdenim. Aynı zamanda araştırmacı, şair ve yazarım. Sayın Beyli ile ilgili araştırmalar yaptım, kitaplar yazdım. Toros dağlarını adım adım gezdim, insanlarla konuştum. Sayın milletvekilleri, sizler Adana'nın seçilmiş milletvekillerisiniz. Partileriniz, siyasi düşüncelerinizden önce Adanamıza hizmet etmekle görevlisiniz. Adana'nın en ücra köşesine kadar sorumluluk alanınızdadır. Sayın Beyli Adana'nın bir ilçesidir. bu yıl güzel ilçemiz Sayın Beyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılıdır. Bu 100. yılda size çok önemli görevler düşmektedir. Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Sayın Beyli ilçemiz tarihte emsaline çok az rastlanan bir acı çekmiştir. 1919 yılında ilçemiz Fransızların işgaline uğradı. Asırlardır birlikte yaşadığımız Ermeniler bu işgali fırsat bildiler. Fransızların kendilerine verdiği silahlarla Türkler üzerinde bir soykırım hareketine başladılar. Mustafa Kemal Atatürk, Sayın Beyli'de Ermenilerce saldırıya uğrayan dindaşlarımızı kurtarmalıyız emrini verdi. En yakın silah arkadaşlarını Doğan Bey ve Fan Paşa'yı Sayın Beyliğe yolladı. Ermeniler masum silahsız soydaşlarımıza akla hayale gelmedik işkenceler ettiler. Tutunamayacaklarını anlayınca koca kazayı ateşe verip yaktılar. Bunları benim sizlere anlatmama hiç gerek yoktur. Sizler de en az benim kadar Sayın Beyliğe 16 Mart 1920 tarihinde 18 Ekim 1920 tarihine kadar 8 ay neler olduğunu mutlaka biliyorsunuz. En yalın ifadeyle kazanın tamamı yanmış. Çok siyayla insan ölmüştür. Kadınlar, kızlar, çocuklar, eli silahsız yaşlılar hunharca katledilmiştir. Devlet memurları, polisler, jandarmalar hep işkenceyle öldürülmüştür. Sayın Beyli Adliyesi'nde görev yapan Kadı Halil Kamil Efendi, Türk Tarih Kurumu kurucusu, Ordinaryus Profesör Mükremin Halil Yinanc'ın babası. Başta olmak üzere. Ceza Hakimi Osman Vehbi Efendi, Savcı Hamdi Bey, Eski Başbakanlarımızdan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın amcası, Adliye Başkatibi Nazır Efendi başkatip Mehmet Efendi, zabıt katibi Hacı Mustafa Efendi, atliye personelinin tamamı, eşleri ve çocukları dahil olmak üzere, dünyada eşi ve benzeri olmayacak işkencelerle tabi tutulmuş ve hepsi toptan şehit edilmiştir. O yıllarda ilçe merkezinde 5 bin hane, 13 bin nüfusu olan kazadan geriye topu topu 111 hane ve 500 nüfus kalmıştır. Sayın Beyli adeta küllerinden yeniden doğmuştur. O şartlarda bile Sayın Beyli atliyesi kapanmamıştır. Ancak iş yük az gerekçesiyle bu ilçenin atliyesi talihsiz bir şekilde 8 yıl önce kapatılmıştır. Kutlu bir mücadele veren Sayın Beyli halkına, ve şehit olan adalet kahramanlarına İstiklal madalyası verilmesi gerekirken, Sayın Beyli atliyesinin kapatılmış olması ilçe halkını çok üzmüştür. Biz eminiz ki, atliyenin kapatılma kararını verenler bu tarihi gerçeklerden yeteri kadar haberdar değillerdir. Haberler olsaydı o atliyeyi asla kapatmazlardı. Sayın milletvekillerim. Sizin göreviniz bu tarihi gerçeklerin ışığı altında Sayın Beyli Adliyesi'nin iade itibarını sağlanması için bütün imkanlarınızı seferber etmenizdir. Sayın Beyli Adliyesi, Sayın Beyli halkının bir onur meselesidir. Olmazsa olmazımızdır. Bütün makamlar geçicidir. Bugün Sayın Beyli diye bir ilçe varsa ve sizler o ilçeyi mecliste temsil ediyorsanız, o günkü şehitlerin vermiş olduğu şanlı mücadelenin sonucudur. Şurası asla unutulmamalıdır ki Sayın Beyli bir şehidin adını taşımaktadır. Eminim ki şanlı tarihimizin 100. yılında şehitlerimizin anısına Sayın Beyli Atiyesi'nin yeniden açılmasını sağlayacaksınız. Bizim devletimiz güçlü bir devlettir. Bizim milletimiz vefalı bir millettir. Bizim milletvekillerimiz milli vekillerdir. Bütün samimiyetimle sizi göreve davet ediyorum. 18 Ekim 2020 Sayın ilçesinin 100. Kurtuluş Günü'dür. Milletimiz 100. Kurtuluş Günü'nü buruk kutlamasın. Halkımız üzülmesin. Tarihim, milletim ve vicdanım bunu sizlere hatırlatmamı emrediyor. Başka herhangi bir amacım yoktur. Saygılar sunarım eğitimci, şair ve yazar Ahmet Kaytancı.